Herkese merhaba. Son zamanlarda otomobiller çok birbirine benzemedi mi? Özellikle Uzak Doğulu yeni markalarında piyasaya girmesiyle bu iş daha da çığırından çıktı. Çin'den gelen otomobillerin hepsi aşağı yukarı birbirine benziyor. Bu dönemde diğerlerinden daha farklı tasarım yapanlar biraz daha diğerlerinden ayrışıyor ve bizim gözümüzde de daha cesaretli, daha değerli ve daha albenli hale geliyor. İşte onlardan biri. Karşınızda Sanyon Torres. Sanyon bildiğiniz üzere uzun zamandır da Türkiye'de olan ve 1983 yılından beri otomobil üreten bir Koreli marka. Türkiye yollarından da bildiğimiz üzere burada tabii ki Barış Manço'yu da analım. Sanyon daha çok SUV ve pick-up otomobillerle daha çok ön plana çıkmış bir marka. Sanyon bu yılın Mart ayında KG Mobility'ye satıldı ve KG Mobility de çok daha iddialı modellerle geliyor gibi gözüküyor. Herhalde Torres'ten de bu yeterince anlaşılıyor. Torres ismi Güney Amerika Şili'deki bir bölge. Burası biyolojik olarak korumaya alınmış bir doğa harikası, cennet diye adlandırılan bir yer. Otomobilin modeli de oradan geliyor. Biraz da yakışmış. Hem böyle daha kaslı, iri, sağlam, sporcu ve aynı zamanda da oldukça güzel görünen bir otomobil. Torres'in teknik özelliklerine geçmeden önce biraz boyutlarından bahsedelim. Bu otomobil nerede yer alıyor? Bu otomobil D segmentinde yer alıyor. Yani bir D SUV. 4700 milimetrelik yani 4.7 metrelik bir boyu var. Yani oldukça büyük. Rakipleri neler derseniz, diğer markalarla kıyasladığınız zaman neler var? Skoda Kodiaq var. Volkswagen Tiguan Allspace var, daha büyük olan versiyonu. Nissan X-Trail var, Peugeot 5008 var, Hyundai Santa Fe var, Kia Sorento var. Yani daha çok böyle geniş ailelere daha uygun, içi oldukça ferah, büyük bir SUV bu. Bu D SUV'ler ve C SUV'ler yani yeni nesil SUV'ler yerden fazla yüksek olmuyor. Ama Sanyon'a baktığınız zaman yerden yüksekliği de otomobilin arazi şartlarına oldukça uygun olduğunu gösteriyor. Yaklaşık 20 santimlik engebelerden bu otomobil geçebiliyor. Geçebiliyor derken bu otomobilin bir özelliği daha var. Birçok D SUV'de, günümüzdeki birçok D SUV'de olmayan 4x4 sistemi de bu otomobilde mevcut. Hatta altyapı olarak da diğer birçok rakibinden avantajlı olduğu bir özelliği daha var. Arka taraf bağımsız süspansiyon. Bunu seversiniz. Şimdi farklı tasarım dedik ama otomobilin kendine özgü bir yapısı var. Evet. Ama farklı bölgelerde yine bazı modellerin beğenilen özelliklerini, tasarım özelliklerini bir araya getirerek çok güzel bir kolaj sunmuş diyebiliriz. Ön taraftan otomobili Land Rover'lara, Jeep'e ya da böyle Toyota'nın FC Cruiser'ı vardı. Biraz ona benzetebiliriz. Hem böyle genel yapısı hem de ufak tefek böyle parçalar şeklinde incelediğimiz zaman, bölgesel olarak incelediğimiz zaman. Burada bir altılı ızgara gibi gözüken bir yapı var. Ama aslında bu ızgara değil çünkü ızgara alt tarafta. Yani havayı buradan alıyor. Burası sadece bir süsleme. Şurada bir Torres yazısı var ki yine buraya entegre olarak verilen. Bu da oldukça otomobili şık gösteriyor. Ama asıl şık gösteren bence otomobilin farları. Yan taraftan başlayarak şurada bir çerçeve oluşturuyor ve içeride mercek var. Mercek var derken bakın burada cam da yok. Direkt mercek var. O da aslında değişik bir yapı. Diğerlerinden farklı. Buradaki bir tasarım detayı dikkat çekiyor. Bu çekme deminin kapağı. Normalde biliyorsunuz standart böyle siyah bir burada kapak olur. Burada bunu kırmızı şekilde yapmışlar. Bu kırmızı yapı da otomobili yine farklılaştıran özelliklerden biri. Zaten birçok SUV'de olan alt taraftaki böyle krom gibi gözüken, fırçalanmış metal gibi gözüken yapı da yani tamponun altındaki yapı burada da aynı şekilde devam ediyor. Yine o metal gibi gözüken yapının çevresinden devam eden, tabii bütün SUV'lerde bu var. Yine siyah dodiklerimiz yan tarafta da devam ediyor. Basamaklar yine metal görünümlü ve arka tarafta da aynı şekilde yapı devam ediyor. Fakat yine burada farklı gözüken, diğerlerinden farklı gözüken bir yapı daha var ki bu da kaputun üstündeki. Fonksiyonelliği var mı? Bunu bilmiyorum ama buradan böyle tutup kaldırabiliyorsunuz. Bu aslında böyle yapıştırma bir parça gibi gözükse de otomobilin aksesuarları anlamında burası bayağı işe yarıyor. Buraya sis farları falan takılıyormuş. Bu kapak çıkartılıp bu kapağın üzerine.
Öyle de aksesuarları var. Hatta bir aksesuar daha var. Onu da hemen şöyle arkaya geçerek anlatayım. Burası. Buradaki kapak da çıkartılıyor ve buraya yine çantalar gelebiliyor. Tıpkı Land Rover Defender'daki gibi. Otomobilin büyüklüğü heybetine yakışır şekilde 20 inçlik jantlarımız var. Jantlar da oldukça bence şık. Diğer otomobillerden biraz yine kendini ayrıştırıyor. Çok böyle standart değil. 20 inç üzerinde Hankook'larla geliyor ve 245-45-20 ebandında lastikleri var. Yan aynalarına baktığımız zaman da yine bir arazi aracına yakışır şekilde büyük aynaları var. Burada güzel detaylar var. Yine krom gibi gözüken ve buradaki sinyal vesaire. Aynı zamanda da tabii kör nokta uyarı sisteminin de burada LED'i var. Bu aşağı tarafa baktığınız zaman 4 tekerlekten çekiş yazısını buraya yerleştirmişler. O da güzel bir ayrıntı. Kapının yanına gelmişken hemen size anahtarını göstereyim. Anahtarı da oldukça şık. Yine buradan kapatıp açabiliyorsunuz ya da bastığınız zaman bagajı elektrikli olarak açabiliyorsunuz uzaktan da. Tabii buna hiç gerek yok çünkü bunu cebinize koyduğunuz zaman uzaktan giriş ve çalıştırma sistemi de bu otomobilde mevcut. Şuradaki düğmeyle kilitliyorsunuz ya da düğmeye tekrar basarak açabiliyorsunuz. Kapı da bayağı heybetli. Ses de güzel bak. Tok bir kapı sesi. Torres'in arkası da yine özgün bir tasarıma sahip. Stoplar 3 boyutlu olarak tasarlanmış. Yani şuraları normal şartlarda buralara göre daha ileride duruyor. Ve yanlara doğru uzuyor. Bu da biraz Land Rover modellerini andırıyor açıkçası. Land Rover modellerini andıran başka bir yer daha var. Bakın burada bir stepnelik gibi gözüken yapı. Ve uzaktan baktığınız zaman da bakın plaka tam ortada değil. Yine asimetrik. Neyi andırıyor? Land Rover Discovery'yi. Tabii bu asimetrik durum Discovery kadar tepki almayacaktır. Çünkü bunda o kadar da fazla orantısız değil. Burayı aslında yana almalarının bir sebebi var. Çünkü açma kolunu da buraya koymuşlar. Şimdi açma kolu burada. Sanki böyle bagaj böyle açılacakmış gibi aslında. Ama değil. Bunun arkasında bir buton var. Basıyorsunuz ve bagaj açılıyor. Elektrikli olarak tabii ki. SsangYong Kaygan Mobility Torres'in bagaj hacmi sınıfında en büyük. Yani 839 litre hacminde. Arka koltuklar 40 ve 60 oranlarında yattığı zaman da bu hacim 1700 litrelere kadar çıkabiliyor. Yani bir hafif ticariden hallice diyebiliriz. Şuradaki yükleme alanına bakarsanız burada bayağı yüksek cisimleri bile taşımak mümkün olabilir. Her yola gelir. Tabii otomobil bu kadar büyük ve geniş olunca arka tarafında bu kadar geniş olması normal değil mi? Beni tanıyanlar biliyordur. Boyum 1.90. Dolayısıyla normal standartlarda biri değilim. Ama buraya rahatlıkla sığabiliyorum. Bakın diz mesafesi konusunda burada yaklaşık 2-3 parmak girebilecek kadar mesafe var ki öndeki koltuk bayağı arkada bana göre ayarlı. Baş mesafesi konusunda da bu segmentteki otomobiller arasındaki en iyilerden biri diyebilirim. Bakın 6-7 parmak bir mesafe var. Arkada neler var? Perde var. Camlar tabii ki otomatik ve burada yine 2 kademeli bir koltuk ısıtma var arka taraf içinde. Ve bunların hepsi standart. Otomobil çünkü tek donanım paketinde geliyor. Tek tek anlatacağım size. Arka tarafta 3. bölge kliması yok. Fakat burada havalandırmalarımız mevcut. Hemen burada bir 12 volt soketimiz var. Şu hemen yan tarafta küçük bir cep ve altında yine büyükçe bir cep mevcut. Şaft tüneli konusunda da bu otomobilde bir sıkıntı yok. Bir şaft tüneli var evet ama yaklaşık 2-3 parmak büyüklüğünde. Hatta buraya ayağım bile kolaylıkla sığabiliyor. Burada yine klasik ceplerimiz var. Burada bir kol dayamamız var. Kol dayamada bardaklıklarımız var. Onun dışında yine buradan okuma ışıklarımız da LED olarak mevcut. O zaman ne yapalım? Ön tarafa geçelim. Şimdi gelelim ön tarafa. Ön tarafta da otomobil bir hayli farklı. Diğer SsangYong modelleri gibi değil. Çünkü onlar biraz daha nasıl söyleyeyim? Daha böyle geleneksel bir tasarıma sahipti. Buradaki tasarım oldukça farklı. Bir kere şöyle baktığınız zaman dashboard'ta kadranın üzeri böyle bir bombe olmuyor. Bir tepe olmuyor. Burası oldukça kısa. Daha aşağı doğru iniyor. Bu ne sağlıyor? Daha geniş bir görüş alanı sağlıyor. Kullanırken öyle kullanıyorsunuz. Otomobilde de 8 yönlü bir elektrikli koltuk var. Ve oturma pozisyonunuz oldukça yukarıda. Yani yola hakimsiniz. Son zamanlarda yine pek rastlamadığım bir şey. Otururken kaputu görmem. Bu otomobilde kaput böyle çıkık ve otomobilin boyutlarını, köşelerini daha rahat görebiliyorsunuz. Ve içeriden sanki bir tank kullanıyormuş gibi kendinizi daha güvende hissedebiliyorsunuz. Ben açıkçası kaputun görünmesini seviyorum. Şimdi ortada bir tane kadranımız var. Dijital bir kadran bu. Buradan bütün ayarları yapabiliyorsunuz. Otomobil ayarlarının hepsini buradan neredeyse yapabiliyorsunuz. Adaptif cruise kontrolü çalıştırabiliyorsunuz. Şerit takip asistanını devre dışı bırakabiliyorsunuz. Onların hepsi direksiyonun üstünde. Direksiyon demişken direksiyon biraz farklı. Zaten son zamanlarda çoğu otomobilde görüyorsunuz. Direksiyon tasarımı özellikle otomobile inip binerken
rahat hareket edebilmek için alt tarafı kesik yapılır. Fakat bunda üst tarafta daha düz, biraz daha böyle farklı bir yapı var. Tabii dört kollu ama şık sayılabilecek bir direksiyonumuz var. Hemen kadranın yanında multimedya ekranımız var. Bunu zaten yeni nesil bütün otomobillerimizden görüyorsunuz. Multimedya 12.3 inç büyüklüğünde, fena bir multimedya değil. Biraz Toyota'ları andırıyor. Burada kısa yol tuşları var. Onlar aslında fonksiyonel olarak güzel ama bu ekranın biraz daha büyük olmasını tercih ederdim. Bunun yanında tabii buradaki bir mekanik ses açma butonunun olması da beni tanıyanlar biliyordur. Oldukça sevdiğim bir özellik. Hemen hızlıca işinizi halledebiliyorsunuz. Tabii sesi direksiyondan da ayarlayabiliyorsunuz. Fakat bu ekranın daha büyük olmasını, yani çerçevesiz olmasını tercih edebilirdim. Çünkü daha şık gözüküyor. Hatta otomobilin ilk yayınlandığı teaser fotoğraflarında da öyle bir görüntü vardı. Belki daha üst donanımlarda böyle bir versiyon vardır ama Türkiye'ye dediğimiz gibi tek donanım paketiyle geliyor. Ama tabii ekranın burada küçük olması aşağıdaki ekranı etkilemiyor. Çünkü aşağıda da kocaman bir ekran var. Birçok yine arazi modelinden ve özellikle premium segmentinde, hatta üst bir premium segmentinde gözüken otomobillerde olan bir özellik bu. Aşağıdaki ekrandan da bütün iklimlendirme, koltuk ısıtma, artı koltuk soğutma, işte otomobilin bazı sürüş özellikleriyle ilgili özellikleri açıp kapama gibi butonlar burada yer alıyor. Tabii onlar dokunmatik olarak ekranın içinde yer alıyor. Atıyorum işte direksiyon ısıtma, bagajı açma kapama, dört tekerlekten çekiş için ortadaki kilidi kitleme, onun dışında start stop'u devre dışı bırakma, auto hold sistemini açma kapama ya da işte rezistanslar gibi ayarlar buradan yapılabiliyor. Onun yanında da aşağı tarafta uyarı tuşları var ki bu uyarı tuşları da hem farın mesela far ayarını gösteriyor, otomobilin kilitli olup olmadığını gösteriyor, park sensörün açık olup olmadığını gösteriyor. Bir de tabii alt tarafta yer alan ikili kablosuz şarjın şarj edip etmediğini gösteriyor. Telefonunuzu koyar koymaz burada bir uyarı ekranı çıkıyor. Hemen burada iki tane USB soketi var ama bunlar USB-C değil, bildiğimiz USB. Birçoğumuz bunu daha kullanışlı bulacaktır çünkü çoğumuzda USB şarj aletleri var. Bu arada otomobilde Android Auto ve Apple CarPlay var fakat kabloyla bağlamanız gerekiyor. Kablosuz olarak ne yazık ki Apple CarPlay'i çalıştıramıyorsunuz. Buradaki detaylar dediğimiz gibi çok güzel dikişler. Bence renk kombinasyonu harika. Buradaki işte karbon detaylar. Bu ambiyans ışıkları sadece düz olarak dayanmıyor. Burada birkaç tane deseni var. Onlar da oldukça şık gözüküyor. İşte buradaki metal gözüken yerler. Bunlar hep şık detaylar. Yani otomobilin içine ilk kez binen biri, şöyle bir bakan biri otomobilin oldukça şık olduğunu, bir premium otomobil gibi gözüktüğünü anlayacaktır. İnkar edemez. Yine bir torpido gözümüz, klasik. Burada iki tane bardaklığımız. Burada küçük bir gözümüz. Burada yine büyük bir gözümüz, vites kolumuz ve burada kocaman bir saklama gözümüz var. Bu da bakayım soğutmalı mı? Evet soğutmalı. Ve burada bir de 12 volt soketimiz var. Elektrikli el frenini buraya koymamaların nedeni de burada yer açmak. Elektrikli el frenini bu yan tarafa almışlar. O da bence güzel bir ayrıntı. Vites kulaklıkları da var. Ama bunu ne yapalım? Sürerken anlatalım. Sürüşe çıkmadan önce bir şeyden daha bahsedeyim. Bu otomobilde standart olarak açılabilir cam tavan geliyor. Fakat bunun daha büyük olmasını açıkçası isterdim. Koltuklar da oldukça şık. Şu yan tarafları farklı desenli. Biraz kumaş gibi ama böyle terletmeyen cinsten. Burada da delikler perfora olması tabii otomobilin koltuk soğutmasının olduğunu da gösteren bir detay. Şuradaki yanal destekler ve alttaki yanal destekler de oldukça şık gözüküyor. Şimdi benim otomobilin içinde dikkat ettiğim bir konu var. Tasarımı böyle biraz daha farklı olan otomobillerde tasarım fonksiyonelliğin önüne geçebiliyor. Bu otomobile de ilk bindiğim zaman ona dikkat ettim. Fonksiyonellik derken mesela buna bir örnek vereyim. Kadranlar biraz böyle aşağıda konumlanmış ya. Direksiyon acaba onu perdeleyecek mi, perdelemeyecek mi? Burada herhangi bir perdeleme yok. Çünkü direksiyondaki çerçeve oldukça büyük. Kadranı beğendim. Bir tarafta size hangi viteste olduğunu söylüyor. Bir tarafta hızınızı söylüyor. Orta tarafta zaten yol bilgisayarı verilerinizi veriyor. Onun dışında da zaten ortadaki ekranı bu tuşları kullanarak menüyü değiştirebiliyorsunuz. İstediğiniz bilgileri orada görebiliyorsunuz. Şimdi ne demiştik? Otomobilin içi oldukça ferah. Biraz daha böyle yukarıda oturuyorsunuz. Görüş açınız oldukça iyi. Yani otomobilin içinde kendinizi rahat hissediyorsunuz. Böyle bir yabancılık hissetmiyorsunuz diyebilirim. Yan aynaların büyük olması da ciddi bir avantaj. Görüş açınız inanılmaz ferahlıyor. Evet, otomobilde bütün sürüş destek sistemleri var. Yani ADAS dediğimiz sistemler var. Bunlar neler? İşte şerit uyarı sistemi, şerit takip asistanı, adaptif cruise control,
acil frenleme destek sistemi, ön tarafta sizin önünüze aniden çıkan ya da aniden fren yapan otomobili algılayan ve ona göre sizi uyaran, sonrasında fren yapan sistem, çapraz uyarı sistemi, arka uyarı sistemi, kör nokta uyarı sistemi, bunların hepsi bu otomobillere mevcut. Onun dışında zaten konfor anlamında da otomobilde neredeyse yok yok. Klima çok iyi çalışıyor. Hemen koltuk soğutlama açayım. Hava sıcak çünkü. Üç kademeli olarak hem ısıtma hem soğutma var ve koltuk soğutmada bir hayli başarılı. Yani birçok benim diyen otomobilden daha başarılı olduğunu rahatlıkla, gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Ssangyong K-Gamma Hybrid'i Torres'in bir özelliği daha var. SOS sistemi çalışıyor. Herhangi bir acil durumda, çarpışma esnasında ya da airbag açılması durumunda acil yardım butonu İçişleri Bakanlığı'na ve 112'ye korum göndererek yardım istiyor. Ve bu sistem tüm Avrupa'da olduğu gibi Türkiye'de de çalışıyor. Ssangyong bu konuya çok önem verdiğini mottosuyla zaten söylüyor. Ssangyong'da can güvenliği opsiyon değildir diyor. Şimdi Ssangyong'un bir iddiası var. Kullandıkları izolasyon malzemeleri ve işte takozlar vesaireyle otomobilin gürültüsünü, izolasyonunu %3 ile 4 arasında azalttığını söylüyorlar. Ve bunu da hissedebiliyorsunuz. Bakın 60'ta gidiyorum. Bayağı sessiz. Özellikle büyük aynaların yüksek süratlerde ses yapacağını düşünüyordum. Ama onunla ilgili de pek bir sıkıntı olmadığını söyleyebilirim. Çünkü otomobilin dışında oldukça fazla detay var. Ses çıkarabilecek oldukça fazla detay var. Mühendisler bunları oldukça iyi çalışmış olmalılar ki sizi rahatsız edebilecek herhangi bir ses, gürültü duymuyorsunuz. Onun dışında merak ettiğim bir konu da otomobilin rigidliğiydi. Yani bu ne anlama geliyor? İşte burkulma direncinin az olması, böylece viraja daha iyi girme, daha güvenli bir sürüş ve daha performanslı bir sürüş. Otomobili bu konuda da başarılı olduğunu söylemem gerekiyor. Zaten otomobilin altyapısında, iskeletinde %78 oranında mukavemete dayanıklı çelik kullanılmış. Onun dışında önler MacPherson, arkalar ise bağımsız olması otomobilin performansı ve konforu anlamında da büyük bir avantaj. Tabii performans anlamında ve güvenlik anlamında artılardan biri de otomobilin dört tekerlekten çekişli olması. Eğer fazla araziyle, yağmurla, kışla işiniz yoksa otomobili iki tekerlekten çekişli olarak da alabilirsiniz. 200 bin liranız da cebinize kalmış olur. Dört tekerlekten çekişte fiyat dışında bir farklılık daha var. Otomobil yaklaşık 100 kilo kadar da ağırlaşmış oluyor. Bu ağırlıkta tabii ki yakıt tüketimine küçük bir dezavantaj sağlıyor. Yakıt tüketimi derken otomobilin katalog verisi 100 kilometrede 8.3 litre olarak veriliyor. Tabii böylesine ağır bir otomobili, 1600 küsür kiloluk bir otomobili şehir içinde kullanıyorsanız, çok durkakta kullanıyorsanız bu değerlerin biraz daha üstüne çıkmanız gayet olasıdır. Fakat karma kullanımında bu değerlere rahatlıkla ulaşabiliyorsunuz. Değerler demişken motordan hiç bahsetmedim. Otomobilde tek bir motor seçeneği var. 1.5 litrelik 4 silindirli yeni nesil turbo benzinli bir motor var. 163 beygir gücünde 280 Nm tork üretiyor ve tekerleklere bu gücü 6 ileri bir otomatik şanzımanla aktarıyor. Otomatik şanzıman konusunda da en iyi markalardan biri nedir? Aisin'dir değil mi? Birçok ödül almış marka. Bu otomobilin şanzımanı da Aisin imzalı. Motor sessiz, tepkileri güzel. Performansı desen, evet performanslı. Bakın hatta gaza basayım. Şerit takip uyarı sistemi. Performans, evet zaten bu otomobilden performans çok aramamak lazım. Zaten rakiplere de baktığınız zaman genellikle 1.6 litre ve 6 motor hacimlerine sahipler. Katalog performans verilerine baktığınız zaman da bu otomobilin rakiplerinden aşağı kalmadığını, hatta birçoğundan başarılı bile olduğunu söyleyebiliriz. Ben yine de performans istiyorum diyenler için de vites kolunu sola çekip otomobili manuel konuma getirip ve vites kulaklıklarına vitesleri değiştirip gazlayabiliriz. Elektrikli direksiyon kutusu iyi çalışıyor.
Yani lastiklerin nereye basacağını hissedebiliyorsunuz. Yani o sürücüyle makine arasındaki iletişimi yumuşatan o pamuksu tampon görevi bu direksiyon kutusunda yok. Bunu da sevdim. Gelelim en önemli kriterlerden birine, yani fiyata. Otomobil kaç para? Dediğimiz gibi tek motor, tek donanım seçeneğiyle geliyor. Tek fark önden çekişli olması ya da dört tekerlekten çekişli olması. Önden çekerli olan versiyon 2 milyon 470 bin liralar bandında satılıyor. Eğer dört tekerlekten çekişli versiyonu isterseniz dediğimiz gibi 200 bin lira daha fazla veriyorsunuz. Yani 2 milyon 670 bin TL civarında bir para vermeniz gerekiyor bu otomobilin dört çeker versiyonuna sahip olmak için. Şimdi bu rakamlar kulağa biraz fazla geliyor. Ama bir yandan da fiyat algımız darmadağın oldu. Şimdi rakiplere baktığınız zaman da aslında otomobilin fiyatının diğerleriyle aşağı yukarı aynı olduğunu görebiliyorsunuz. Ama otomobilin özellikle tasarımı, konforu, içinin ferahlığı, bagaj hacmi ve en önemlisi donanımıyla bu fiyatın zaten altında olması pek mümkün değil gibi gözüküyor. Bu fiyatlara alışmamız lazım. Yani yollarda oldukça fazla gördüğümüz, herkesin bindiği o sıradan otomobillere değil de biraz daha böyle farklı tasarımlı bir otomobile binmek istiyorsanız ve hem güvenlik hem de donanım anlamında güçlü bir otomobilim olsun istiyorsanız bence Sanyon Torres iyi bir seçim. Çoğu insan buna KG Mobility Torres diyor. Sanyon KG Mobility uzun süredir Türkiye'de olan bir marka. Şahsıvaroğlu Grup Güvenlisi ile Türkiye çapında tam 23 yetkili satıcısı var ve 37 de servisi mevcut. Videomuzdan şimdilik bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı unutmayalım. Otomobille ilgili yorumlarınızı zaten bekliyoruz. Kanalımıza zaten abone olduğunuzu düşünüyoruz. Eğer abone değilseniz de abone olup özellikle o çan simgesine tıklayarak bildirimlerinizi açarsanız biz her yeni video yüklediğimizde ilk izleyenlerden biri de siz olursunuz. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.